Gülüyor musun sen? Kıkırdadın sanki. Nasıl ya? Gözlerim baldım, bir de dalga mı geçiyorsun benimle? Ya hayır Öykü, niye dalga geçeyim? Bak, ciddi tavırla araba kullanıyorum. Ayaz. Efendim. Ya ne olursun, ben çıkartayım bunu ya. Bak bak, çok sıkıldım. Böyle her yer çok karanlık, çok sıkıldım. Olmaz. Daha erken. Hem bak iyi böyle. Gözlerini bağladığımızdan beri daha az konuşuyorsun sanki. Canım ya, çok komiksin gerçekten. Çıkarıyorum ben bunu. Şşt, daha erken. Ya az kaldı, az sabret. Hayır yani, ben yolu niye göremiyorum? Nasıl döneceğini bilme diye. Sen şimdi kaçmaya falan kalkışırsın. Ayaz, ben şaka yapıyordum ama sen gerçekten kaçırıyor musun beni ya? Çin 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 çin. O ne ya? Öykü Hanım'ın geç düşen köşeli jetonunun sesi. Sen stand-up falan mı yapsan acaba Ayaz? Ya boşa gitmesin bu kötü esprilerin. Kafana bir iki yumurta yersin de o saçlarına iyi gelir belki. Geldik mi? Niye açtın gözlerini? Geldik sandım. Neredeyiz? Bilmiyorum. Sanırım kaybolduk. Yani gideceğimiz yere çoktan varmamız lazımdı. Ya niye gülüyorsun? Birazdan araba bozulacak değil mi? Sonra sen tamir etmeye falan çalışacaksın. Ama beceremeyeceksin. Tabii hemen arkasından ben panik olacağım böyle. Ya Ayaz, biz bu dağ başında ne yapacağız? Bizi kurtlar yer falan diyeceğim. Sen de böyle bir kahraman edasıyla kapıyı açıp bagaja gideceksin. Bir bakalım bagajda ne var? Dur, ben söyleyeceğim. Uyku tulumu ve çadır. Kesin buralarda böyle küçük bir göl falan vardır. Böyle üzerinde nilüferler falan yüzüyordur. Sonra sen diyeceksin ki, ya Öykü şimdi yani Ayvatan Bulan'a kadar burada kalalım biz en iyisi diyeceksin. Ben de tamam diyeceğim, sonra hava kararacak. Bir ateş yakacağız, ben üşüyeceğim haliyle. Ondan sonra sen bana sıkı sıkı sarılacaksın. Kamp ateşi, böyle kayan yıldızlar. Hay, bir bu eksikti ya. Tam zamanı. Ben bagajdan kamp malzemelerimizi alayım. Öykü, hay Allah'ım. Ya inme. Ayaz, bu bagaj boş. Öykü, araba gerçekten bozuldu. Tabii tabii, kesin öyledir. Tamir edemiyor musun? Tüh, ne yapsak şimdi? Öykü gülme. Zaten her şey ters gidiyor. Ters mi gidiyor yoksa plana göre mi işliyor? Tamam bak, şu konuda anlaşalım. Yani kamp ateşi, kayan yıldızlar, küçük bir göl. Bunları ben düşündüğüme göre sen çoktan düşünüp elemişsindir bile. Şaşırtıcı olacaksın ya. Acaba nasıl bir plan yaptın? Buldum. Bak şimdi, kesin köylü bir amca traktör üstünde bizi kurtarmaya gelecek değil mi? Hatta daha iyisi, belki bir kamyonet gelir. Şaşırdık mı? Kesinlikle şaşırmadık. Yalnız hakkını vereyim, çok iyi prodüksiyon yapmışsın. Şimdi bu amca bizi nereye götürecek? Küçük bir pansiyona mı? Aa dur, hatta daha iyisi belki de böyle küçük, şirin mi şirin bir butik otele götürür. Ay dur, ben Burcu'yu arayayım da o da gülsün biraz. Aa. Telefonlar çekmiyor. Vallahi bu kadarına pes Ayaz. Ya suratını niye astın? Sürprizini tahmin ediyorum diye kızdın mı bana? İstersen saf ayağına yatabilirim. Kızmıyorum. Güzel. Hayırdır yeğen? Amca, yolda kaldık ya. Anlar mısın?
Hı hı, anlarım. Tabirhanem var. Dur bir bakalım. Aç bakalım kapağını. Amca vallahi Allah gönderdi seni bize. Ayaz, yalnız amcanın tamirci olması ne ilginç tesadüf değil mi? Kesin şimdi burada yapamaz ha. Öykü. Burada halledemeyiz bunu. Tamirhaneye götürmek lazım. Yarından önce de bitmez işi zaten. Ya peki buralarda kalabileceğimiz bir yer var mı? Var var. Pansiyon var da biraz uzakta. Amca bu pansiyon nasıl bir pansiyon? Küçük, şirin bir yer işte. Allah, Ayaz sana da tanıdık geldi mi? Az önce bahsettiğime benziyor. Ya Öykü yeter. Bunlar benim planım değil. Çok ciddiyim. Ya tamam. Daha fazla konuşup senin sürprizini berbat etmeyeceğim. Kızma. Yalnız. He amcacığım söyle yalnız. Uğursuz derler oray için. Bundan 10 sene evvel orada bir adam sevgilisini öldürmüş. Sonra da çekmiş vurmuş kendine. Bütün duvarlar kan. Öyle hep kan. Ayaz ben çok korktum ya. Pansiyonda elimi sıkı sıkı tut. Bırakma sakın tamam mı? Bir hafta boyunca da çıkmamış kan duvarlardan. Hep kan. Hep kan. Hep kan. Hep kan. Yalnız abi çok iyi oyuncuyum şey artık. Nereden bulduysan. Ya kamyonete geçelim artık yani. İkinci aşamaya geçelim. Bitsin ben çok üşüdüm çünkü. Hadi ben sizi bırakayım pansiyona. Sonra da gelir arabayı alır götürürüm tabirhaneye. Olur amca sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.